Merhaba arkadaşlar şimdi 11. sınıf EIS DAF FÖ 27 basit makinelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki inceleyeceğimiz eğik düzlem. Eğik düzlem bir cismi bulunduğu yerden daha bir az kuvvetli yükseğe çıkarmak için kullanılan bir düzenektir diyoruz. Şimdi e, sürtünmesiz bir düzenekte P ağırlığındaki yük F kuvvetiyle şekildeki gibi dengede ise. Şimdi o zaman P şu şekilde aldık. P'yi bileşenlerine ayıracağız. P çarpı burası e, eğik düzlemde biraz geri gelelim uçtuk galiba. Şöyle. Evet. E, eğik düzlemde P çarpı sin alfa'ydı. Şimdi sin alfa. Bakınız alfa burası. Neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşı kenarımız h hipotenüsümüzle. O zaman P sin alfa yerine P çarpı h bölü l yazdık. E şimdi sistem dengedeyse bu F P sin alfaya eşittir. F çarpı F eşittir P çarpı h bölü l. Bunu da buraya gönderirsek F çarpı l eşittir P çarpı h şeklinde oldu. Şimdi bakınız kuvvetin aldığı yol yani l yani üçgende hipotenüs. Burası üçgende en uzun kenar değil midir? Kuvvet kolu da fazlaysa bu sistemde ne vardı? Kuvvetten kazanç vardı. L büyük H olduğu için bu sistemlerde ne vardır diyoruz? Kuvvetten kazanç vardır diyoruz. Hemen bir örnek birimize bakalım. Ee, X ve Y cisimleri 100 Newton büyüklüğündeki F kuvveti ile dengede tutuluyor. Y cisminin ağırlığı 20 Newton olduğuna göre sistem dengede bakınız. Şimdi PX diyelim. Bu bileşenini alacağız. Px çarpı sin 30. Yani ne geldi? Px bölü 2. Dengede olduğuna göre bu ipteki gerilme ne kadardır? Px bölü 2. Aynı ip üzerindeyiz. O zaman burası da ne olacak? Px bölü 2. Şimdi y cisminin üstünde ne var? Px bölü 2. Altta ne var? 120. Ve dengede olduğu için bunlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Hop buraya gönderdik. Px'imiz 240 newtonmuş. olmuş. Doğru cevabım A seçeneği olmuş oldu. İki numaralı sorumuza bakalım. Özdeş KL cisimleri ee, özdeşlermiş. Demek ki bunların ağırlıklarına ne diyelim? P diyelim. Şimdi şunu bileşenlerine ayırdığımızda P çarpı sin 30 yani P bölü 2. Şimdi aynı ip üzerindeyiz. O zaman burası da ne olur? F1. E, dengede olduğuna göre K'nin üstündekiler altındakilere eşit olacak. F1 neymiş? P bölü 2'ymiş. Şimdi aynı ip üzerindeyiz. Burası F2. Burası ne oldu? F2. L'nin üstünde F2. Altta ne var? P. Bunlar dengede olduğu için birbirine eşit. F1 bölü F2'yi soruyordu. P bölü 2 bölü P'den cevabım 1 bölü 2 B seçeneği olmuş oluyor. Ali şekildeki rampaları kullanarak bir düzenek hazırlamıştır. Bakın bu güzel bir soru olmuş. Yeni nesi? Hani bu sene 11'lerin okul sınavı için değil ama seneye ÖSYM için gayet güzel bir soru. Bu düzenekleri kullanarak koliyi arabaya taşımak istiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Koliyi arabaya taşımak için kısa olan rampayı kullanırsa daha çok kuvvet harcar. Şimdi bakınız şöyle yapalım. Bu rampaların e, yandan görünüşünü çizelim. Yükseklikleri eşit. Bir L uzunluğunda rampa kullanalım. Şöyle yapalım. Şuraya yine H. Bu da 2L uzunluğunda olsun. Şimdi biz az önce ne yazmıştık? F çarpı L eşittir. P çarpı H. F'i yalnız bırakırsak P çarpı H bölü L. Demek ki bizim rampamız ne kadar uzun olursa kuvvet o kadar ne olacak? Ee, küçük olacak. Demek ki ben koliyi taşımak için kısa olan rampayı kullanırsam kuvvet daha fazla olacak. Yani birinci öncülüm doğru olmuş oldu. Koliyi arabaya taşımak için uzun rampayı kullanırsa iş yapma kolaylığı sağlanamaz. Biz dedik ki bütün basit makineler bize ne sağlıyor? Gençlik iş kolaylığı sağlıyor. 2'yi eledik. Her iki rampada da kullandığında kuvvetten kazanç vardır. Evet. Az önce konu anlatım kısmında ne dedim size? Bütün eğik düzlemlerde bize kesinlikle ne vardır? Kuvvetten kazanç vardır. Doğru cevabım D seçeneği 1 ve 3 olmuş oldu. Şimdi örnek 4'te ise e, 5 tane bana düzenek vermiş ve buradaki F1, F2, F3'ü sıralamamı istemiş. Başlayalım. Burası F1, geldik burası F1, geldik burası F1. Makaranın üstüne bakıyoruz. Üstünde ne var? 2 tane F1, aşağıda ne var? P. O zaman F1'i ne bulduk? P bölü 2. Bu burada dursun. Şimdi taşıyalım. Burası F2, geldik burası da F2, burası da F2. Şöyle... E bu makaranın üstünde 2 F2 varsa burası da 2 F2'dir. Aynı ip üzerindeyiz. Burası da 2 F2'dir. Şimdi bu makaranın üzerinde 4 F2 var. Aşağıda da P var. Bunlar da birbirine eşit olduğu için F2'yi ne bulduk? P bölü 4 bulduk. Şimdi buradayım. Burası F3. Geldik burası F3. Geldik F3. Şurası da F3. O halde şurası ne oldu? Bakın 2 tane F3. 2 3 4 makaranın üzerinde. 4 F3 var. Aşağıda da P var. F3'ümüz neymiş? P bölü 4'müş. Şimdi buradayız. Ee, P eşittir. P'yi şuraya alfa dersem. Karşı bölü komşudan. P çarpı. H bölü 5H. Burası her zaman neydi? P çarpı sin alfa. Sin alfa karşı bölü hipotenüstü. F4'ü ne bulduk? Bakınız P bölü 5. Ve buradayım. Burası şöyle yapalım. P. Şu ne olacak şuraya alfa dersem e, P çarpı sin alfa karşı bölü hipotenüs yani P bölü 3. Burası ne oldu P bölü 3. Aynı ip üzerindeyiz P bölü 3. F5 de P bölü 3'müş. Bize en büyük kuvveti soruyordu. F'leri sıraladığımızda en büyük kuvvet A seçeneğinde çıkmış olur. Çıkrık bildiğimiz kuyu sistemi kuyunun şöyle yapıyoruz bakın döndürüyoruz. F kuvveti uyguladığımız kolda ne yapıyor bakınız dönüyor. Merkezinden geçen eksen etrafında dönebilen bir silindir. Silindirin üzerine sarılı zinciri bağlanan yük e, yükü çıkrık koluna uygulanan kuvvetle dengeleyen sistemlerdir dedik. Şimdi demiştik ki bütün e, basit makineler iş ve top prensibine göreydi. Şimdi şu kuyu sisteminde bakın F kolunu döndürüyorsunuz. F kolu bir iş yapıyor. F kolu iş yaptığında bir tam tur attığında oluşturduğu çemberin çevresi kadar iş yapar f çarpı 2 pi r eşittir. K da bununla birlikte ne yapıyor? Biz bunu döndürdükçe ya yukarı çıkacak ya aşağı inecek. O zaman P yükünün yaptığı iş de P ne yapar? Bunun bir tam dolandığında bu silindirin çevresi kadar. 2 pi r. Bakın 2 pi'ler gitti. O zaman çıkrıkta kullanacağım formül. F çarpı R. P çarpı ne oldu? R olmuş oldu. E şimdi burada da bunun şöyle baktığımız zaman e, üstten görünümü, yandan görününe baktığımız zaman bakınız şu şekilde. Yani büyük R, R'den büyük olduğu için, yani kuvvet kolumuz daha büyük olduğu için çıkrık sistemlerinde de kesinlikle ne vardır diyeceğiz? Kuvvetten kazanç. Ve tork prensibine göre yazacak olursak bakın yine aynı şey. P çarpı R eşittir v çarpı r aynı formüle buradan da ulaşmış oldum. Çıkrık günlük yaşamda kullandığımız basit makinelerden biridir. Et kıymak için, iplik eğirmek için farklı tür çıkrıklar kullanılmaktadır. Şimdi o zaman ilk örneğimize bakalım. <laughs> Kuyu üzerine kurulmuş şekildeki çıkrık düzeninde silindir yarıçapı 5 cm ve çıkrık kolunun uzunluğu 20 cm'dir. Neydi formül? Şuna r demiştik. Şu da küçük r idi. Bu da P idi. F çarpı büyük R eşittir. P çarpı R. Şimdi F, F kaç P'dir diye soruyor. F çarpı 20 eşittir. 5 çarpı P. Şimdi buradan bakacak olursak P'yi ne bulmuş oluyoruz? F kaç P'dir diye sormuş. Pardon. O zaman F eşittir. Sadeleştirdik. P bölü 4'müş. Cevabım A seçeneği olmuş oldu. Yine e, şöyle diyelim bu çıkrık döndürdüğümüzde benim bu yüküm ya yükselecek ya alçalacak. Peki bu yükün yükselmesini ya da alçalmasını nasıl buluruz? H eşittir tur sayısı çarpı yük kime bağlıysa o bağlı olduğu silindirin çevresi kadar yükselir ya da alçalır. Buna göre K cisminin 2.4 metre hareket edebilmesi için tur sayısı çarpı 2 pi. Şimdi bakın metre dediği için santimi de metreye çevireceğiz. 0, 1. 1 bölü 10. 24 eşittir 6 ne? N eşittir 4. Demek ki kaç tur atmalıymış bizim F kuvvetimizin döndürdüğümüz kol? 4 tur atmalıymış. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Şekildeki çıkrık sisteminde 2G ağırlığındaki X cismi G büyüklüğündeki kuvvetle ancak dengelenmiştir. Çıkrık silindirin yarı çapı R, çıkrık kolunun uzunluğu 4R olduğuna göre. Şimdi önce şu 2G ağırlığındaki cismi dengeleyecek biz bir F kuvvetimizi bulalım. Neydi? F çarpı büyük R eşittir, yük çarpı küçük R. F çarpı 4R eşittir. 2G çarpı R. Şimdi F eşittir buradan ne geliyor bakınız. G bölü 2 geliyor. Şimdi bu asıl dengeleyecekti. Ama bize ne ile dengeliyor demiş bakınız. G ile dengeliyor. Yani G bölü 2 bölü G dersek çarpı 100 verimi bu şekilde buluruz. Gerçekte dengelemek için yeterli olan buydu. Biz buna ne kadar uyguladık? G kadar uyguladık. Buradan da 1 bölü 2 yani verim %50 çıkmış oldu. Şimdi çarklar ve kasnaklar dişli çarklar. Şimdi dişli çarklar işte bu e, bisikletlerin vitesi bisikletlerin zincir kutularında o zincirlerin vitesinin olduğu yerlerde dişlileri görüyorsunuz. Yine saatlerin içinde de dişlere ne yapsınız hakimsiniz. Mesela bir dişli şu şekilde birbirini döndürdüğü için şu dişliler birbiri içine girdiğinde birbirini nasıl döndürür? Zıt yönlü döndürür. Şu şekilde zıt yönlü ne yaptı bu dişler birbirlerini döndürdüler. Tur sayısı ise yarı çapla ters orantılıdır. Yarı çapla ters orantılıdır. Her zaman bize güzel şey vermeyeceği için, yarı çap vermeyeceği için şöyle buluyoruz. NK çarpı RK, tur sayısı çarpı yarı çap, Diğer dişlinin tur sayısı çarpı yarı çapına eşit olmalı. E buradan da benim söylediğim neye gelmiş oluyoruz? E, tur sayısıyla yarı çapın ters orantılı olduğuna gelmiş oluyoruz. Burada ise eş merkezli olduklarında bunların birbirlerini döndürme yönleri ve sürekli dönme sayıları yani tur sayıları da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Kasnaklar ise birbirlerini kayışla döndüren düzeneklerdir. Dişliler gibi kazan, kasnaklar da enerji aktarımını sağlayan basit makinalardır. Şimdi bakınız şöyle K ve L kasnaklarına baktığımızda şöyle bir kayışla bağladığımızda aynı kayış üzerinde oldukları için dönme yönleri ne olacak? Aynı. Şimdi bunun yarı çapına R, bunun yarı çapına 2R dersem bu bir tur atarsa bu buna yetişmek için iki tur atacak. Yani az önce yaptığımız gibi tur sayısıyla yarı çap ters orantılı. Kasnakların kayışlarını ters bağladığımızda değişen tek şey ne olacak? Dönme yönleri ters bağladığım için zıt dönerler. Bunun tur sayısına nk, bunun tur sayısına nl edersek nk çarpı rk, nl çarpı rl. Yani yine tur sayısı yarı çapla nasıl orantılı olacak? Ters orantılı olacak. Örnek 8'e bakalım. Yarı çaplarını vermiş sırasıyla x, y, z, t dişlileri y ile z çakışıkmış. x dişlisi ok yönünde n tur atarsa. Şimdi bakınız x kime bağlı? y'ye. O zaman y ile zıt dönecekler. Tur sayılarını bulalım. R yarı çapına n tur atıyorsak o zaman 2R yarı çapına kaç tur atarız? N bölü 2 bulduk. Y ve Z eş merkezli dönme yönleri ve tur sayıları eşit olacak. Tamam. Z ve T aynı kayışa bağlı, dönme yönleri aynı. R yarıçapına n bölü 2 tur atıyorsam, 2R yarıçapına kaç tur atarım? O zaman tur sayımızda ne olmuş oldu? n bölü 4 tur olmuş oldu. Şimdi ok yönünün tersi yönünde n, n bölü 4 tur, doğru cevabım B seçeneği olmuş oldu. Merkezlerinden geçen mil etrafına dönebilen 2RR yarı çaplı K ve L kasnaklarından K kasnağı o gününde 3 bölü 4 tur atmaktadır. Buna göre KVL ve L dişlerinin görünümü nedir? Şimdi o zaman L kasnağı bununla aynı yönde duracak, dönecek. 3 bölü 4 turu 2R yarıçapıyla çapıyla atıyorsam R yarı kaç tur atarım? O zaman tur sayımız neymiş? 3 bölü 2 tur yani 1.5 tur yani 1,5'tur. Bir 1 bir tam gitti, yarım tur 1/2. Bunu da 2/4 olarak düşünebilirim. Şimdi bu tarafa doğru bu ne demek? 2/4. bölü 4'ün içinde 2 ilerle demek. Şimdi bakınız. Şunu taşıyorum. 1 2 buraya geldi. Bunu taşıyalım. 1 2 buraya geldi. Yani aynı görünüm olacak burada. Bakıyorum kimler var? Bu olabilir bu olabilir. Başka da yok. Şimdi buna bakalım. 3 bölü 4. Yani 4'ün içinde 3 ilerle demek. Bakın bunu ilerletiyorum. Şunu ilerletiyorum. 1, 2, 3. Nereye gelecek? Şu tarafa şöyle çizeyim. Şuraya gelecek. Şunu ilerletelim. 1, 2, 3. O da buraya gelecek. Şimdi bu şekilde olan görselime baktığım zaman kim olmuş oldu? Doğru cevabım C seçeneği olmuş oldu. Ve vida son basit makinemiz. Vidalar genellikle parçaları birleştirmek için kullanılır. Vida üzerindeki dişler arası uzaklığa vida adımı diyoruz ve A harfiyle gösteriyoruz. Vidayı döndürmek için kullanılan çubuğa vida kolu denir. Vida koluna uygulanan kuvvet kuvveti F kuvveti zemine karşı koyan kuvvetlerin bileşkesine de P direngen kuvvet diyoruz. Çünkü biz bu vidayı tahta zemin üzerinde ilerletmesini istesek de bu zemin ne yapacak? Buna bir tepki kuvveti gösterecek. Şimdi demiştik ki bütün basit makineler, tork ve iş prensibine göre. O zaman biz bunu döndürmeye başladığımız zaman şu şekilde, bu F kuvveti buradaki çember kadar bir iş yapacak. 2πl kadar. Bakınız, çember bu. Bu arada bizim direngen kuvvetimizde, yani F kuvvetinin yapmış olduğu iş, e, ee, direngen kuvvetin yapmış olduğu işe eşit olacak. Ee, biz bu vidayı bir adım döndürdüğümüzde ne kadar ilerler? Bir vida adımı kadar. O zaman direngen kuvvetin yaptığı işte kuvvet çarpı aldığı yoldan P çarpı A olacak. Bu birinci formülümüz. Burada L dediğimiz şey kuvvet kolu ya da kol uzunluğu diyecek sorularda fark etmez. Şimdi az önce söyledim. Ben bu vidayı bir tur döndürdüğümde bir vida adımı, iki tur döndürdüğümde iki vida adımı kadar zeminde ilerleyecek. O zaman vidanın zeminde ilerlemesi tur sayısı çarpı vida adımı kadardır. Bakın bu önemli. Eskiden ÖSYM buradan çok soru soruyordu. Yani çok dediğim her yıl bir soru soruyordu. O da şuydu. Vidanın zeminde ilerlemesi nelere bağlı? Şimdi şu formül zor olduğu için öğrenci olarak siz bu formülü aklınızda tutmaya çalışıyorsunuz. Vidayı gördüğünüzde aklınıza ilk bu formül geliyor. Sonra vidanın zeminde ilerlemesi nelere bağlıdır diye sorulduğunda F'e bağlıdır, L'ye bağlıdır, P'ye bağlıdır. Her şeyi ne yapıyorsunuz? Bütün tuşlara basıyorsunuz. Hayır. Vida nın zeminde ilerlemesi fizikte bakın şunu unutmayın formülde ne varsa ona bağlıdır. Bizim formülümüz ne? N çarpı A. Demek ki bir vidanın zeminde ilerlemesi sadece tur sayısına ve vida adımına bağlıdır diyoruz. Bakalım örnek 10 ne yaptıracak bize? Kol uzunluğu R olduğu vida tahta zeminde F büyüklüğündeki kuvvet ile döndürüldüğünde 60 F'lik tepki kuvveti Buna göre vida aralığı. Şimdi neydi yazalım. F çarpı 2 pi b eşittir. Direngen kuvvet çarpı a. Şimdi F bu. 2 çarpı 3 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. Ee, kol uzunluğuna da r demiş. Eşittir. Buraya da direngen kuvveti de 60 f demiş. Vida adımını soruyor. Şimdi e, 6 f r eşittir 60 f çarpı a. F'ler gitti. 1 bölü 10 R eşittir A. O zaman vida adımımız R bölü 10 B seçeneği imiş. Bakalım bir vida en kez döndürülerek F büyüklüğündeki kuvvetle bir tahtaya H kadar saplanmaktadır. Vida boyu sabit kalmak şartıyla bakınız bu önemli. Tur sayısı azaltılırsa vidanın yine H kadar ilerleyebilmesi için H eşittir neydi? N çarpı A. Bu sabit kalsın istiyorum tur sayısını azaltıyorum. O zaman vidanın adım aralığını ne yapmamız lazım? Arttırmamız lazım. Şimdi F kuvvetini arttırma. Bağlı mıydı? Hayır. F'e kol uzunluğuna falan bağlı değildik. Diş sayısına bakınca. Şimdi vidanızın boyu sabit kalacakmış. Şöyle iki tane özdeş vidayı çizelim. Diş sayısını azaltma. İlk durumda buydu. İkinci durumda diş sayısını azaltırsak. Bunların arasındaki vida adımı ne yapar? Artar. Bu da benim istediğim cevap olur. Cevabım C seçeneği olmuş olur. Şimdi ödev testlere bakabiliriz. Bakalım ödev testlerimize. Şimdi burada birinci sorum. İç içe geçmiş K ve L cisimleri aynı yatay hizaya gelebilmesi için çıkrık kolunun hangi yönde kaç tur dönmesi lazım? Şimdi... Bunun yukarı çıkması, bunun aşağı inmesi lazım. Şimdi o zaman demek ki çıkrığı ne yapmalıyız? Bakınız artı yönde döndürmeliyiz. Cevap bir kere ne olacak? Bir saniye bu yukarı çıksın böyle yaparsak ikisi de yukarıya çıkıyor olmuyor arkadaşlar bu aşağı iniyor özür bakınız bu yönde aşağı iniyor tamam olmadı o zaman eksi yönü deneyelim eksi yönde döndürdüğümüzde bu tarafa doğru döndürürsek şöyle dönecek bu aşağı iner bu yukarı çıkar. Ha, şimdi oldu. O zaman cevap eksi olacak. Gitti. Şimdi bunların yan yana gelmesini istiyoruz. Bu <laughs> aşağı iniyordu. Ne kadar yol alsın? X kadar yol alsın. O zaman bunun aldığı yol ne olur? 36 pi r eksi x olur. X kadar yol aldık. X eşittir. Şimdi bunu n tur döndürdüğümüzde n çarpı ee, ne olacak? kendi çevresi kadar 2πr kadar yol alacak. Şimdi bu ne kadar yol alacak dedik? 36πr eksi x kadar. Tur sayısı çarpı bunun çevresi de 4πr. Şimdi biz bunları taraf tarafa topladığımızda 36πr eşittir 4 burada 2 burada n çarpı 6πr. O zaman tur sayımızı kaç bulduk? 6 tur eksi yönde 6 tur atarlarsa bunlar yan yana gelirlermiş. 3 numaralı sorumuza bakalım. K kasnağı ok yönünde bir tur yaptığında N kasnağı ne yapar? Şimdi K kasnağı ok yönünde bir yönünde kaç tur? 3 turmuş. Heh. Şimdi kime bağlı? M'ye. Kayışlar çapraz bağlı olduğu için çapraz dönerler. 2R yarı çapına 3 tur attıysak o zaman bakalım K, L, M. L'nin yarı çapı 3 R. O zaman 3 R yarı çapına kaç tur atarız? 2 tur attık. L ile M eş merkezli. Aynı yönde aynı tur sayısıyla dönerler. Tamam. Kayışlar ortak. Şöyle ne yaptık? Bakınız döndürdük. Hangi yönde dönmüş oldu? İki yönünde. Bir kere cevap iki yönü olacak. Şimdi biz R yarı çapına iki tur atıyorsak o zaman 2R yarı kaç tur atarız? 1 tur atarız. O halde doğru cevabım 2 yönünde 1 tur olmuş oldu. Evet arkadaşlar bir föyümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha sonraki föylerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.